Musa peygamberimiz Rabbiş rahli sadri Allah'ım şu kalbime genişlik ver. Niye? Hazreti Musa sinirli bir adam. Çabuk darlanıyor. Çabuk sinirleniyor. Kalbime genişlik ver ya Rabbi. Bazı insanlar öyledir. Nasılsın derken kavga çıkıyor biliyor musun? Yani bazı insanlar dardır yani. Öfkelidir. Çabuk parlar. Bazı insanlar da eline vur ekmeğini al. Kadınlarda da böyle vardır, erkeklerde de böyle vardır. Değerli kardeşlerim Musa Allah'a yalvarıyor. Peygamberlik yapacak ya kendi zaaflarını biliyor. Kendi eksiklerini biliyor. Kendi noksanlarını biliyor. Allah'ım bana benim hatalarımı görmeyi nasip eyle. Her kula şu anda amin diyen ve şu anda Burada bizimle birlikte olmadığı halde yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimize başkası söyleyince kusurumuzu zorumuza gidiyor. Kavga çıkıyor bazen, tartışma çıkıyor, inatçılık çıkıyor. Sen dediğin için yapmayacağım diyor. Ya Rabbi her Müslüman kuluna kendi hatasını görmeyi nasip eyle. Kendi kusurunu görüp, tövbe edip, hatasından vazgeçme iradesini bize nasip et ya Rabbi. Musa peygamberin bu ahlakını şu gecede bize ihsan eyle ya Rabbi. Kardeşlerim, Hazreti Musa orada dua etti. Ve dedi ki, ya Rabbi dilimdeki düğümü çöz. Vahlül ugdetem millisani. Dilimdeki düğümü çöz, rahat konuşamıyorum ya. Konuşurken insan bana gülüyor ya insanlar. Çok akıcı konuşamıyorum ya. Ne olur dilimdeki düğümü çöz de bu peygamberliği çok güzel yapayım ya Rabbi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duasını Allah kabul etti ve Harun'u yardımcı verdi ona. İki kardeş Firavuna gidin dedi. Firavuna geldiler. Hazreti Harun ve Hazreti Musa. Firavun bir baktı ki seni dedi tanıdım. Aradan on yıl geçmiş ya. Şu sen bizim sarayda büyüyen çocuk değil misin? Musa'sın sen. Evet dedi. Bu, bu da benim abim dedi. Benden bir yıl önce doğan Harun. Sen bizden birini öldürmedin mi dedi. Ben sizden birini kasten öldürmedim. O kazayla oldu. Ben Rabbimden af diledim. Allah beni bağışladı. Ben senin yemeğini yedirmedim mi? Sana elbiseler giydirmedim mi? Bana nankörlük ettin dedi. Hazreti Musa ben sana nankörlük etmedim. Senin yedirdiğin ekmekten, giydirdiğin elbiseden bana baktığından dolayı sana isyan etmedim ki. Sen diyorsun ki ene rabbukumul ala ben sizin en büyük Allah'ınız değil miyim? Allah da bana dedi ki o Allah değil o da sizin gibi bir kul. Adamı inandırmışlar Allah olduğuna. Firavunu yalakalar özür diliyorum affedersiniz çok özür diliyorum yalakalar tıhtıkçılar yağcılar öyle yala, övmüşler ki öyle abartmışlar ki adam kendinin Allah olduğuna inanmış. Firavun. Firavuna dedi ki Musa ben sana isyan etmedim. Yedirdiğin ekmeğe de nankör değilim. Ama sen Allah değilsin. Bunu söylemeye geldim. Yaşlandın değil mi? Eskisi gibi göremiyorsun. Evet dedi Firavun. Bak sana Allah diyor ki Müslüman olsun. Bütün peygamberler İslam'ı tebliğ etmiştir. Musa peygamber de İslam'ın peygamberidir. Senin dinine iman etsin, onun gözlerini gençleştireyim. Kemikleri zayıfladı değil mi? Ona güç vereyim yeniden. Hazreti Musa Firavuna dedi ki bak, sen yorulunca uyumuyor musun? Uyuyorum dedi Firavun. Uykun gelmiyor mu? Geliyor dedi. Peki Allah olsan uykun gelir mi hiç senin? Firavun düşündü. Ya Musa mantıklı söylüyor. Hepsi doğru bunların. Hazreti Musa söyledikçe Firavun ikna olmaya başladı. Dedi ki bu da doğru dedi. Evet gözlerim de zayıfladı. Yorulunca uykum geliyor. Unuttuğum oluyor dedi. Allah unutmaz. La yavillu rabbi ve yense. Allah şaşırmaz. Allah unutmaz. Sen Allah olsaydın unutmaman lazımdı. Demek ki Allah değilsin. Allah diyor ki ben bunların hepsini Firavuna geri vereceğim. Gençliğini, güzelliğini, iradesini yeter ki Müslüman olsun. Ya yine devlet başkan olacaksın. Yine bizim başımızda olacaksın. Sadece ben Allah değilim. Musa'nın Rabbi olan Allah'a iman ettim de Allah bunları verecek dedi. Allah vaat etmiş. İşe bakın. Firavun dedi ki: bir yarın konuşalım mı Musa dedi. Harun'la Musa'ya. Bir yarın konuşalım mı dedi. Olur dedi Hazreti Musa. Gitti. Hazreti Musa'lar gidince Firavun'un huzuruna, Firavun'un danışmanı Allah hiçbir devlet idarecisine, hiçbir efendim bir insan idare eden fabrikalarda, özel sektörde Allah hiçbir idareciye kötü danışman, kötü akıl hocası vermesin. Niye? Aha size örnek. Haman Firavun'un danışmanı. Firavun'un yanına geldi. Ey Firavun, sende bir başkalık görüyorum. Firavun'u hakaret saymayın. Firavun makamdır ha. Firavun kötü bir mana değildir, makamdır. Firavun kafirlik ettiği için biz Firavun'u hakaret gibi algılıyoruz. Yani kaymakam gibi, vali gibi, başbakan gibi, bakan gibi, cumhurbaşkanı gibi bir makam adıdır Firavun Mısır'da. Firavun'un asıl adı bambaşka bir adam. Doğrusunu Allah bilir ama ikinci Ramses filan diyenler var. Bilmiyoruz ama doğrusunu Allah bilir. Değerli kardeşlerim Firavun kalbi yumuşadı ya sende bir başkalık görüyorum dedi Söylediler tabi Hamana. Haman zengin ekonomiyi elinde tutan hırsızın başı. Haman girdi dedi. Ne oldu dedi? Vallahi dedi işte Musa ile abisi geldi. Peygambermiş. Ben onları ben onları cezalandıracaktım. O arada bir mucize oldu. Firavun hemen bırakmadı Musayı. Musa Aleyhisselam sen bizden adam öldürdün. Benim evimde büyüdüğün halde sen kaçtın. Şimdi elime geçtin. Sana göstereceğim." dedi. Hazreti Musa tepene bak dedi. Havaya bir baktı ki firavun sarayın, evin çatısı kalkmış. Yok. Gökyüzü görünüyor. "Benim sarayımın çatısını nereye götürdün Musa?" dedi. "Allah sana öğüt vermek istiyor. Bırak bizi öldürmeyi." Bırak bize ceza vermeyi, bir dinle dedi. Bir sus ve dinle. Hazreti Firav Musa, Firavun'a bunu deyince, Firavun işte o zaman dinledi. Sen ihtiyarlamadın mı? İhtiyarladın. Eski gençliğin yok, evet. Uyuyorsun, evet. Gözün yavaş görüyor, evet. Bak Allah böyle olmaz dedi. Allah unutmaz, Allah uyumaz, Allah yaşlanmaz. Sen Allah olsaydın, sana bu Allah diyenler yalakalık ediyor. Uyma bunlara dedi Hazreti Musa. Bunları anlattı. Haman baktı ki tezgah bozulacak. Kendi rüşvet çarkı, kendi hırsızlık çarkı, kendi milleti soyan, sömüren o hain Haman'ın değerli kardeşlerim sistemi bozulacak. Firavun'a dedi ki, peki sen ne dedin? Bir yarın gel de konuşalım, bir istişare edeyim arkadaşlarla dedim. Haman sen ne dersin dedi. Sen de akıllı bir adamsın. Allah olsan akıl danışır mısın Haşa? Sen ne dersin deyince Haman dedi ki bak Musa'nın bu dedikleri olur mu olmaz mı bilmem. Olsa bile neyi kaybediyorsun biliyor musun dedi? Allah'lık sıfatını bıraktığın an bütün millet bu bize bunca yıl yalan söylemiş, bundan sonra buna niye inanalım derler, itibarını kaybedeceksin ve hiç kimse seni bir daha saymaz dedi. Ben madem Allah'ım dedin, ihtiyarlasan da, gözlerin görmese de, uykun gelse de, ben Allah'ım demeye devam et, yoksa bütün sistem Musa'nın eline geçecek dedi. Bir kışkırttı Firavun'u, danışmanı. Firavun örtesi gün geldi Musa Aleyhisselam, kararını belirledin mi? Bir karara vardın mı? Vardım dedi Firavun. Sen az daha dedi beni Müslüman yapacaktın defol dedi. Ben dedi Müslüman olmuyorum dedi. Niye ne oldu dedi. Ben dedi sana dedi şimdi iman edersem bunca yıl Allah'ım dedim. Ben sizin Allah'ınızım dedim. Peki dedi. Ben Allah'ınızın dediğim halde bu millet ne der dedi. Hazreti Musa ile Hazreti Harun karşısında Allah olmadığını bilen, yorulunca uykusu gelen bu aciz adamla son bir şey daha söyledi. Ve çıkıp gidecekler, kıyamet ondan sonra kopacak. Değerli kardeşlerim, Musa Aleyhisselam'ın Firavun teklifini kabul etmeyince, tabi Hazreti Musa Allah'ın kendisine asa ile verdiği o mucize elinin göğsünün içinde sağ elinin hep saklı duruşu Firavun onu merak etti sordu. Hazreti Musa bu Allah'ın mucizesidir deyip elini sağ elini çıkarıp onun nur gibi parladığını görünce o mucizeyi Firavun Hazreti Musa'dan korktu, çekindi. Az önce söylemiştim ya mucizeler müminlerin imanını güçlendirmek, kafirlerin de korkusunu, inkarını arttırmak için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.